Fikri Sağlar, 14 Nisan 2022, bir gün. İnandırıcı olunmalı. Kamuoyunu araştıran kurumlar ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik durumunu aralıklarla ölçümlüyor. Bilimselliği tartışılmayan, güvenilir firmaların değerlendirmeleri hem yurttaşlar için hem de siyaset ve ekonomiyle ilgili kurumlar için bugün ve gelecek adına önemli kaynak oluşturuyor. Firmaların taraflı olanları yok mu? Tabii ki var. Gerçek ötesi algı yönetiminde kullanılmaya hazır manipülatif sonuçlar yayınlayanlar olsa da güvenilir olanların sayısı hayli fazla. Bu nedenle yandaş olanların toplumu aldatmaları da artık mümkün değil. Yön Eylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 1-3 Nisan tarihleri arasında uygulanarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2400 görüşme yaparak sonuçlandırdıkları araştırmayı paylaşmak isterim. Araştırma eşit sayıda kadın ve erkek, eğitim ve gelir durumları ise ülke oranına göre belirlenmiş deneklerin yanıtlarından oluşuyor. Bu araştırmaya göre kimin seçimi kazanacağından önce toplumun temel sorunu tespit edilmiş. Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunları. Ekonomik kriz %68. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı %33.2. Adaletsizlik, mahkemelerin hukuk dışı kararları %10.6. İşsizlik %9. Eğitim sistemindeki sorunlar %7.3. Ülkenin kötü yönetimi ise %4.6 olarak belirlenmiş. Dahası deneklerin %88.9'u Türkiye'nin durumunun geçen yıla göre daha kötü olduğunu söylüyor. Aynı kaldı diyenlerse sadece %5.2 oranında. Vahim olansa Türkiye gelecek yıl nasıl olacak sorusuna deneklerin %62.9'u bu yıldan daha kötü olacak yanıtını vermesi. Aynı kalacak diyen %7.5'u da eklerseniz insanlarımızın dörtte üçünün gelecek yıldan da umudunu kestikleri anlaşılıyor. Halenizde iş arayan var mı sorusuna %46.3, geçtiğimiz ay içinde ödeyemediğiniz bir faturanız ya da karşılayamadığınız zorunlu bir ihtiyacınız oldu mu sorusuna ise %51 evet yanıtının verilmesi halkın yarısının fiili yoksullukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Gelecekten umudun kesildiğinin belirgin göstergesi seçimle ilgili sorulara verilen yanıtlarda açıkça görülüyor. Yurttaşların %52.4'ü seçimin güvenli ve adil bir şekilde gerçekleştirileceğinden endişe duyuyor. Laik demokratik bir düzene dönmenin tek yolu olan seçimin adil olmayacağı inancı seçmende yerleşmişse gelecekteki tehlikenin katlanarak daha da büyüyeceği anlaşılıyor. Araştırma sonucu yurttaşlar kötü yönetildiğinin farkında, gelecek kaygısı içinde, umutları yok edilmiş, parlamenter demokrasiyi çözüm olarak görüyor. Ama yine de AKP'ye %25,5, CHP'ye ise %23 oy vereceklerini söylüyor. Bu çelişki insanı şaşırtmamalı. Çünkü muhalefet toplumsal muhalefete önderlik yapmakta, halkın içine inmekte, alanlara, meydanlara çıkıp gerçekleri anlatmakta geri kalıyor. Yurttaşa dokunmak salonlardan ya da televizyon ekranlarından seslenmekle yeterli olmuyor. Özgüveni eksik, telaşlı bir görüntü veriyor. Yapmak istediklerini kararlı ve cesurca dile getiremiyor. Oysa muhalefet söyledikleri plan ve programlarıyla inandırıcı olmalı. Arkalarında hizmet izi bulunmalı. Toplum tarafından kabul edilen, sevilen, sayılan kadrolarla halkın karşısına çıkmalı. Kısaca sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle halkın güvenini kazanmalı. Partiler örgütlerine saygı duymalı. Adaylar örgütler tarafından belirlenmeli. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bu durum üzerinde çok ama çok ciddi düşünmeli. Gençler, yetkin meslek sahipleri, ülkelerinden umudunu kesmiş, başka yerlere göç etmek isteyen tedirgin insanlara dönüşmüşler. Erken seçim isteyenler bu pazar seçim olacağını bilerek çalışmalarını sürdürmeli. Vakit geçiyor. Bu duruma gelinmesinin nedeni iktidar kadar muhalefetin güçsüzlüğü ve umut verememiş olmasıdır. Örneğin laiklik yok edildi. Kürt sorunu ortada kaldı. Bilinmeli ki oy alırız saflığıyla bu temel ilkelerin mücadelesini veremeyen, ağzını bile açamayan muhalefetin demokrasi, hak, hukuk, adalet, özgürlük ve barış isteminde samimi olduğuna inanmak hayli zor. Atatürk'ün varisi CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu, kurucusu olduğu devletin kurumlarının kilitli kapıları önünde oy alınacak diye bekletilmesi yanlıştır. Aksine bu durum hem CHP'nin hem Kılıçdaroğlu'nun saygınlığını azaltmaktadır. Mış gibi görünmek kimseye yarar sağlamıyor aksine ülkeye zarar veriyor. Fikri sağlar